Ara kanlı Müslüman kardeşlerimizin dramı maalesef halen devam etmektedir. Myanmar'ın uyguladığı soykırım ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle ne kendi yurtlarında barınmalarına müsaade edilen ne de uluslararası koruma altına alınan ara kanlı Müslümanların dramı ciddi bir şekilde halen devam etmektedir. Yüz binlercesi Bangladeş'teki derme çatma kamplarda açlık, susuzluk ve salgın hastalık imtihanı ile hayatta kalmaya çalışmaktadır. Bangladeş Dışişleri Bakanı'nın Andaman Denizi'nde sürüklenen 81 ara kanlı mülteciyi kurtarmak zorunda olmadıklarına yönelik beyanı insanlık adına dehşet ve utanç vericidir. Soykırımdan kaçarak canlarını kurtaran Müslümanlar sığınacak bir liman bulamamaktadırlar. Myanmar'da soykırımcı generallerin gerçekleştirdiği darbe Müslümanların durumunu daha da zorlaştırmış, çözüm umutlarını iyice zayıflatmıştır. İslam dünyasını bir an önce ara kanlı Müslümanlar ile ilgili bir eylem planını hayata geçirmeye çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar, malum Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim yaşandı ve başkanlık el değiştirdi. Ancak ABD yani Amerika Birleşik Devletleri maalesef aynı Amerika'dır. Küresel teröristliğe devam edecektir. Amerika'nın yeni yönetimi küresel teröristliği artık aleni olarak icra etmekte bir mahzur görmemektedir. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, uluslararası insan hakları ve hukuk kuruluşları ile birlikte bütün dünyaya açıktan ayar vermeye başladı. Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yayınlanan rapor, dünya genelinde askeri darbeler yaptırıldığının kabul edilmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin'de işlenen savaş suçlarını yargılama yetkisine sahip olduğuna dair kararının tanınmaması, Amerikan diktatörlüğünün pervasızlığının son örnekleri olmuştur. Amerika'nın sadece başkanı değişmiştir. Emperyalist politikalar farklı yol ve yöntemlerle aynen devam edecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yayınladığı raporda cinayeti onaylayanın Muhammed bin Selman olduğu açıkça ifade edildi. Ancak yaptırım konusunun açık uçlu bırakılması hem prensin hem de Suudi Krallığı'nın Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarına daha fazla hizmet edebilmesi için şantaj aracına dönüştürüleceğini göstermektedir. Amerika'nın yeni dış politikası hakkında bilgi veren Blinken, dünya genelinde askeri darbelerle yönetimleri değiştirdiklerini kabul etmesi aslında dünyanın kurulu düzenine bir meydan okumadır. Savaş suçları hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin lehine verdiği kararı tanımaması, Amerika'nın önümüzdeki süreçte kendi çıkarlarını adalet diye bütün dünyaya dayatmaya devam edeceğini, ne kendisine ne de işgal rejimine hesap sorulmasına da asla müsamaha göstermeyeceğini ortaya koymaktadır.